Ərakın Aydınlıq Yüzü Türkmenli Televizyonundan herkese iyi akşamlar, değerli sayın seyirciler. Kanun O Toplum programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bilirsiniz ki, her hafta sizlere yepyeni ve önemli konuları ele alacağız. Onun yanında misafirlerimiz bulunmaktadır stüdyomuzda. Bugünün konusu önemli konulardan birisidir. O da bütçe kanununu konuşacağız. Dediğimiz kanun dilinde, kanun el muazen el amme. Bilirsiniz, her devletin bir muazenası oğlu. Ne paralar sərf edirlər və nə paralar gəli iradə deyə dövlətin sandığına. Bilirsiniz, Irak'da bəzi illerde muazene iqrar olundu, bəzi illerde muazene iqrar olunmadı. Yestiğimiz ildə 2022'də muazene yox idi Irak'ın və bəzi işgalətlər olundu. O il muazenəsiz geçdi. Ölkümüzdəki bu ilin içindəyik ki, 2023 buna bir müvazenə hazırlığı hükümet. Bu müvazenədə gördüğünüz ki, bəzi okudları tətbiddiyə, bəzi məşariələr və bəzi bir çox önəmli noktalar idafə edindi, əlavə edindi bu müvazenəyə. Bu müvazenən daha detaylı konuşmaq için stüdyomuzda bulunan değerli misafirlerimiz bulunmaqdadır. Birinci misafirimiz Türkmen avukat Safvat Salih benimle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Onun yanında değerli ustadımız Abbas Beyatlı, Türkmen Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Hocam sizler de hoş geldiniz, aydınlattınız bizleri. Size teşekkür ederim. Sayın seyirciler, kısa bir aranın ardından tekrardan birlikte olacağız efendim. Tekrardan hoş geldiniz sayın seyirciler. Bilirsiniz, müvazenə o devletin esas unsurlarından birisidir. O devlet o müvazenəyə ehtimad ederek maaşları dağıtmaqdadır ve onun yanında o devlete ne iradat gelecektir? Hava alanlarından olsun ve diğer hüdudi menfaatlerden olsun, o iradatlar da ehtimad edecektir o devletin siyasetinde. Hocam, sizlere geçmek istedim Safvat Bey. İlk önceden başlayalım, muazene ne demektir? Bütçe ne demektir? Yani bazı vatandaşlar kelime bütçe diye biraz garip geldi özne. Bütçe ne demektir? Kanunen lütfen anlatsanız bizlere. Allah razı olsun, sağ olasın. Teşekkür ederim Canapuz'dan. Biz teşekkür ederim hocam. Kanatuz'dan da. Tabii hocam, malumdur her şey için. Devlet sistemi yer açının bir sistemde olsun, bir nizamda olsun, o nizamda yer açımdan her şey tespit olunsun, kanuna göre çabalansın. Bu çe demek, muazzanel amme demek, odur ki devletin bir kanundu, tanzim ediri, gelen varidet nedir, mali varidet devlet için, aynı zamanda naqsı yollara, naqsı kapılara sarf olacaktı bu paralar, o da yer açın tanzim olsun kanunla. Yani gelen nedir? Çıxan nədir? Yaraşın belli olsun, dövlətdə, sicillətlərdə qeyd olunsun. O demək, muazenən əmə deməkdir. Dövlətin hocam, maliyyəti. Hocam, muazenələrdə yani, nə mövədlər geçəcəkdir və nə tafasillər, məsələ, nə nöqatlara ən çox önəm verilir muazenədə? Təbii hocam, məlumdur cənab olsun. Bizdə muazenə, varidət nə deməkdir? Hər dövlətdə vergidir, zəribədir. Rusum dövlətdə rusumdur, bizim efendimə deyim, məşariqlərin varidatidir, istismarın varidatidir. Bu təbi hapsı o kapıdan girer, hapsı birləşi mizanil amədə, müvazənədə varidat kapısında. Ki belə məlim edər dövlətin varidatı nədir? Aynı zamanda unutmayağın dövlət nə satırı dışarıya, o içeriye. Tabi malumdur bizim memleket neft varidatımız var. En birinci varidat gelendi bizde. Tabi varidat olduğu, neft satıldığı, bunun varidatı gelmeği muazenen amme'ye girer. Burada muazenen amme hapsın toparlar, bilintiri kanuni bir şekilde, resmi bir şekilde millete ve parlamenta ne kadardı devletin varidatı bir ilin içinde. Ondan sonra kanşarın alar sarfiyat. Yani neye sarf olacaktı? Onu kanunla tespit olunu, onun çerçevesinde çabalar hükümet ve devlet. Güzel. Abbas Bey, sizlere geçmek istedim. Tabii ki siz bir Türkmen Partisi'nin bir sorumlusu olarak bu bütçeni, bu muazeneni ne şekilde görürsünüz Türkmen'in nahiyasına? Bilirsiniz, bazı çok bütçelerde yani Türkmen
mantıqaları ve Türkmen vatandaşına o kadar önemlemesemek gösterilmedi özne bu geçen bütçelerde. Bu bütçeni 2023 bütçesini ne şekilde görürsünüz? Bismillahirrahmanirrahim. Tabii başta teşekkür ederim Türkmenya televizyonundan ki her zaman milletle ilgili olan konuları ele aldım. Teşekkür ederim. Ustad Safvat'ın dediklerine bir şeyler eklemek isterim. O da her bir devlette mizaniye var, muazene var. Mizaniye dediğimiz odur gelir, iradet ve nefakat ne kadar mutevakkaati. Muazene dediğimiz odur bir tekrirdi bu gelirin, bu nefakatın tekriridir. Bunu da tabi Uzaret Maliye hazırlar özünü. Ondan sonra meclisinde onaylanı geçer parlamana. Parlaman ya muvaffak eder ya rafz eder özünü. Bu daha münakaşat orada kütel arasındadır. Bizler Türkmen olarak tabi muazenede her zaman kişimin bilirik ki Daesh'ten en çok zarar gören Türkmen bölgeleriydi, Türkmen mantıkalarıydı. Tilafer'den ta Mendeli'ye kadar en çokluk zarar gören bu Türkmen mantıkaları, bu Türkmen bölgeleriydi. Her zaman bunu orada Bağdat'ta naiblerimiz, milletvekillerimiz bunun arkasıyla kaçıp bunu talep edipti ki bir para taksisi olsun muazenede bu şeyleri, bu mantıklarımızı imar etmek için. Ama tabi geçen ilin muazenesi olmadığı için bu Türkmen vekillerimizin bu müracaatleri bir miktar para elde ettiler. Bu mantıklarımızın bazı Türkmen bölgelerinin imarı için. Ama muazenede taksis olup olmayıp bugüne kadar muazenin detayı hala belli değil ki. Tesribat var. O yanında eylemde, medyada tesribat var. Ama detayları belli değil ki. Ama genel olarak biz Dagibes Türkmen, İrak milleti hepsi bunu belki dedi. Çünkü esasen bu hükümet teşkil olanda bir unvan altında teşkil oldu. O da hükümet hademet. Hükümet hademet demek, imar etmek sadece Türkmen mantıklarında ki bugün bütün Irak'ın bütün bölgeleri muhtaçtı hademete. Gerçekten. İster yukarı şeyde Çerçük'ten başlayacağından ta Basra'ya, Zahu'dan ta Fava kadar. Bugün karavanın halini gördük, zedelerimizin halini görürsün, suyun halini gördük. Küzeyde o içmek suyu bile yoktu. Güzel. Yani başka şeyleri diyemeyen, hademete diyemeyen şeyde güneyde şeyde cunupta içmek suyu bile yoktu. Yani hademet hiç bir şey hademet diye bu millete takdim olmayıptı. Buna rağmen bu hükümet teşkil oldu bu unvanın altında. Onun için bu muazene tesribete göre büyük bir miktar para taksis olupdu. Bütün mantıkaların imarı için. Değil bas Türkmen mantıkalarının imarı için. Ama buna da biz tekit ederiz ki bizim mantıkamız daha fazla mutadarırdı Daesh'ten. Bizim mantıkalarımız daha fazla zarar gördü Daesh'ten. Muazenede gerekli bir miktar para taksit olsun bizim mantıkalarımızı imar etmek için. Güzel. Hocam sizce yani bakanlar meclisinde bir Türkmen bakanı olmadığı halde muazeneye tesir eder mesela Türkmen'in hakkını mutalaba etmemekte? Ustad bak bu gerçekten büyük bir problemdi. Bundan bir iki celse önce de o celsenin içinde olupdu bu iş. Tabi değil bas muazene. Yani tüm kararlar ki tartışılı mevzuların içinde Türkmen olmayan da yani Türkmen zelal gördü. Değil bas muazene. Her bir o karar. O bir milletlerin çeşit hakkını talep edilir. Hasaten o şeyler ki diyağın Türkmen'e mutallıktı. O çarpıca mutallıktı. Yani celselerin birisinde, bu yakın celselerin birisinde bize gelen habere göre tartışılıp çarpıcı mevzuu bu vezirlerden, bakanlardan bir tanesi itiraz edipti. Deyipti bu celsede Arapları temsil eden Mehmet Çarpıcı'nın, Arapları temsil eden Mehmet Timim var. Çarpıcı'nın Kürtlerini temsil eden Halit Şivani var. Bir Türkmen olmadığı halde nece siz münakaşa etsiniz? O zaman hatta Başbakan Süleyman'ı deyip o zaman bunu ertelavun. Bir hal çözeceğim bunun için, bir çözüm tapacağım bunun için. Onun için Türkmen, bir Türkmen bakanı, bir Türkmen vaziri olmağı meclis üzerinde
Dəl gibəsi müvazənəçisi. Hər bir şey için mühimdir bizim için. En azından orada olan biteni millet bilsin. En azından orada olan biteni siyasilerimiz bilsin. Etiraz haqqı olu. Etiraz haqqı olu. Yani bir şey bizim lehimize, bizim əleyhimize olanda haberimiz olsun. Ama bir gün olmadığına bir şey tartışılan da bir karı çıkanda da onun için de Bernamec Hükumi'de madde 140'ı izafe eden de Mehmet Şiyah Südani. Yarın bir gün madde 140 herkes bilirdi. Madde 140'ın birinci müşkülesi Kerkük'tü. Peki meclislerde yarın tartışılsa bu madde 140. Düşmanın temsilcisi olmayınca. Olmayan halde kim reddedecekti, kim itiraz edecekti, kim Türkmen'in görüşünü nakledecekti Mesuzra'ya. Bu bir müşkilerdi dergi indi. 2003'ten bunu yaşadık. 2003'ten bir güne kadar her zaman diyerek bizim Mesuzra'da olmağın o en mühim faydası oldu. Orada olup bitenlerden haberimiz olsun. Bizim için mühim dergi vezir oldu olmadı. Bizim 100 yılda vezirimiz yoktu. Bakan oldu olmadı. Yani biz 100 yılda Irak'ta Türkmen'i tehmiş edebilirler. Türkmen'i istediğini vermirler. Ama bizim en mühim gaye odur. Orada bir dene millete ürəkli, bu da mühim noktadır. Tabii. Millete ürəkli yanan, kendi çıxarı için işlemeyen bir bakan olsun orada. Ki orada en azından Kərkük'ün adı yanında Kərkük savuna bilsin. Türkmen'in adı yanında Türkmen'in savuna bilsin. Kərkük'ün müstəhəqatını istəsin, Türkmen'in müstəhəqatını istəsin. Gəlin. Safot Bey size dönmek istedim. Yani muazenanı anlattınız az önce. Muazene neden oluşur, neden mütekevvindir, ihracat, ithalat diye bazı nefakatlar var, hükümet vermekte. Tabi bu muazenanın icraatı ne şekilde olacaktı? Bakanlar kurulundan, meclis uzaradan, ta gelin zeperlamantoya bunun onayı ve tasviti ne şekilde olacaktı? Lütfen bize anlatsanız bize kanuni yollarını. Tabi bunu meşru kanun sigasında çözülü yazılı hazırlanı meclis vüzaratan xas lücan var buna şeyler yazarlar özün ustad tabi dirasat iqtisadiyyə da olu içində xebir iqtisadlar yazarlar özün kanun nahiyasından da göz alını ondan sonra bu arz olunur parlamana arz olduğu zaman tasvita şey olu arz olu tasvit eğer geldiyse muvaffuq olduysa bu kanun üzerine ki kanun diye çıkar, tatbik olunur. Güzel. Geldiyse hocam, parlamento buna onay vermediyse. Mesela indi bu son haberlerde görürük ki, parlamento bütçeni bekler. Yani hala bütçeye gelmeyipti parlamentoya. Eğer geldiyse ve konuşulduysa birinci okumak ve ikinci okumak onun yanında sonra tasvit olacaktı. Geldiyse tasvit etmediyseler. O muazeneye, bütçeye parlamento ne edecekti bu halda? Veya kanunen bu muazenenin yolu ne tarafa gidecekti? Tekrardan dönecekti bakanlar kuruluna? Eğer geldiyse parlamanın bazı mülahazatları var ise bu kanun üzerine tabi döner aynen meçhuzara'a. Meçhuzara onu o teadilat isticap ettiyse o teadilatı yapar. Ondan sonra bir de döner parlamana. Geldiyse mesela parlaman, sen sualı kazdu, parlaman o teadilden de sonra muvaffakat vermese. Böyle. Bizzat aynı. O zaman özleşer, innu, hükümet gider, 12'de 1 tatbik eder. Eski muazeneye göre onu onun üzerine ihtimal eder. Ama ustadlar şeye, yani onaylamaya yetmeden önce, tabi parlamanın içinde bir lüzne maliye var. Böyle. Lüzne maliye, yani mesulardan geldi lüzne maliyeye. Lüzne maliye detayıyla tartışırlar özünü. Tabii bu lüzne maliye diyende, lüzne maliyede muhtelif kütleler de var. Her kütle görüşünü verir. Her kütleden bir naibi var. Her kütlenin bir naibi var o lüzne maliyenin içinde. O da kütlesinin görüşünü verir. Tamam. Lüzne maliyede eğer gerçekten lüzne maliye siyagaya kabul etmişse o zaman sonulu şeye tasvita. O zaman yani lüzumaydan çıktıysa bence takriben uyuşurlar kütleler onun üzerine tasvit yerir. Güzel. Abbas Bey size dönmek isterim. Buyurduğunuz programın bidayasından evvelinden enno Türkmen mantıkası daha çok zarar görüptü DAEŞ savaşından bu tarafa. Sizce Türkmen mantıkalarına taksis verseler hangi mantıkalar daha çok zarar görüptüler bu müstehakteler? Bu taksisata ki mantıkaları imar olunsun ve milletleri ve ehletleri dönsünler.
O, vallahi ustad bunu mantıkaya. Bu sual aşkı sorarım. Tamam. Yok hangi mantıka çok zarar görürüm. Diyarın hangi mantıka zarar görmeyeyim. Tamam. Yani düşman mantıkalarına bak Sautil Lafer'den ta Mendeliye kadar naksı mantıkamıza naksı bölgemiz zarar çekmedi. Değil mi çekmedi? Zarar zereldi. Az olsun çok olsun zereldi. Az da ihtiyaç da imar etsin, taavuzatını alsın. Çok da muhtaç da imar etsin, taavuzatını alsın. Ama bizim yani konuşmamız madem ki muvazene üzerinde. Tabii her seçimden sonra bilsen kuteller otururlar aralarında teşkil hükümeti için. Bu teşkil hükümetinin içinde her zaman Kürt partilerinin bazı şurutları var. Bazı şurutları var. İsrar ederler buna hatta hükümet teşkil olsun. Ve her zaman da o bir kuteller bu şurutlara bir kadar da uyarlar hatta iş gelsin hükümet teşkil olsun. Güzel. Bu Kürt partilerinin bu şurutlarından önde gelen şurutları Kerkük'tü, 140'tü, muvazenedi. Ve onun için de bu muvazene musbakende bu şeyde tartışmalarda kütleler arasında Mehmet Şia Süleyman üzerine uyana kadar tartışılıptı bu muvazene. Muvazenede Malatya İmariye için para taksiz, şey için Kürt bölgesi için para taksiz ve bu tartışılıptı muvazenede. Ama bir gün iş tersi oldu takriben mahkeme ittihadiyen kararından sonra. Zaten bu karardan dolayı onu da konuşacağız. Tabii ki Safvat Bey size dönmek istedim. Yani bu sorum da daha en çok sosyal gibi olarak yani içtimaiyen daha çok cevabını istedik sizden. Bu muazene sizce bu milletin tumuhunu yapacaktı? Yani bu millet ta 2003'ten indiye kadar neler gördü? Neler çekti ve indeme leyezel de çekti. İyiydi. Bu muazeneni ikrar etmekleri bu büyük bir bütçede, bir büyük bir parada. Sizce bu millete bir faydası oldu, xedemet nahiyasından, yani milleti bilirsiniz, görürsünüz, millet seleşende, yani da dedir, hocamın dediği təşkik araba olsun, su olsun, xedemet olsun, tüm detaylar olsun. Sizden istedik, yani sosyal daha tarafını konuşsanız bizim için. Tabii hocam, malumdur Cenab-ı Hüsnü. Mizanı ikrar olduğu zaman yani o zaman hükümet idebili sarfiyata başlasın, meşari'a başlasın, işler icat olunsun millet için, millet bir mavred xedemet yetişer millete. Çünkü mizanı ikrar olmadığı zaman o zaman hükümet de bir şey yapabilmez. Çünkü hükümet de bağlıdır mizanı yani ikrarına. Bu ikrar zaman olduğu orada hükümet başar meşari'ti, başlar istismardı, başlar xedemet, bu da tabi iş icad olu. İş icad olu millet için. Gençler işlesin, daireler çalışsın, o meşrular yapılsın. Bu tabi hapsi varid iqtisadidir millet için. Bir öge atar milleti ve iqtisadiyen milleti bir intihaşe yetirer. Güzel. Tamam ne derek? Yani bu muazene ikrar olduğu halde ve tasvit olunduğu halde yani biraz vatandaşı da istirahat ettirsin özünü. Yani vatandaş İndiye kadar daha giri her il muazene ikrar olundu, büyük paralar ilan olundu içinde ama xedemet nahiyasına gelen de karaba indi bilirsiniz. Elektrik sıkıntısı mela yazel İndiye kadar sıkıntıdadır millet. Yani Irak'ın tüm alanında elektrik sıkıntısı var. Su sıkıntısı var hocamın dediği ta ki güneyde hala şor su içirler, içmek suları bile yoktu. Yani temenni ederek bu muazene bu büyük meşrularda halletsin, ta ki vatandaş biraz bu sıkıntılardan kurtulsun. Zaten biraz dediğim, biraz önce dediğim kimin yani bu hükümet teşkil olanda bu unvanın altında, bu adresin altında teşkil oldu. Hükümet xedemet. Yani bu hükümet teşkil olduğu Sudan'ın birinci hedefi dediklerine göre, böyle ilan ettiklerine göre birinci hedefi xedemet. Xedemet. Xedemetti. Ama bugüne kadar yani bir xedemet görülmüyor yani memleketlerde. Irak'ın hiçbir yerinde bir yenge bir şey yani bir ardım görüşmüyor, bir ardım öge gitmeyipti. Muazenede ikrar olan sonra olacaktı, onu da bekliyoruz. Güzel. Eydi hocam, doların seyrine gelelim. Dolar bilirsiniz, iki aydan beri, böyle bir buçuk aydan beri dolar yükselmektedir. Eydi, doların iniş kalkışı bu dinarın karşısında muazeneye bir etkisi oldu. Tabii dolar konusu bence siyasidir, iqtisadi, ekonomi deyil. Çünkü her zaman bak,
şey vaxtında da, evadi vaxtında da yenge təşkil olmağı birli dolar bir miqdarda qalxdı, bir də döndü geriyə. Bir gün də qazmi vaxtında da aynən belə oldu. Bir gün də südani vaxtında da belə oldu. Yenge təşkilində qalxıbdı. Ola bilir də bəlkə də ənər, bəs xatavat oğlu ənər. Amma müvazənəyə təsir etməli. Müvazənəyə təsir etməli, təbii müvazənə qurulanda hökumət müvazənəni qurar iradətə, iradə üzərinə. Yox dolar üzərinə. Yəni gəlir üzərinə. Nələr gələcəkdi para olaraq dövlətə? Nələr gələcəkdi neftdən, ziraatdan, sənayedən, şeydən, mənafət hüdudiyyədən? Hər bir şeydən alandan nə gələcəkdi dövlət üçün? O ən çox, ən çox İraqda, dəyək bəs İraqda, bizim bölgələrdə əmmətən müvazənəni qurarlar neftin siğri üzərinə. Güzel. Bu neftin siğri qalxmağı, ənməği müvazənəyə daha fazla təsir edər doların qalxmağından, ənməğindən. Nədən? Çünki bilirsən, sən müvazənəni... Müvazənənin %9-anı petroldan etməli edir. Bu petrol geldi, biz şeyi taksiye etmişik, müvazənəni taksiye ediblər, petrolün sərini takdir ediblər 45 dolar. Yarın 30-a dönsə, 30-a ənsə petrol müvazənədə əciz olur. Güzel. Yo, gəlib bu 45 dolar qalxdıysa 70-ə, 80-ə, təbii müvazənədə faiz olacaqdır. Faiz olacaqdır. Ehtiyat mali olacaktı. Onun için en çok muazeneyi tesis eden petrolün sığırı. Petrolün sığırı, doların sığırı değil. Güzel. Safvat Bey, size dönmek istedim. Bir kanuni bir hadis oldu. Bundan daha 6 gün, 5 gün evvel. O da federal mahkeme, mahkeme-i ittihadiye dediğimiz bir karar verdi. Kuzey bölgesine giden paralar gerek kim dönsün, yanlıştı. Mesela para akışı oraya yapmak bu zuruflarda. Peki bunun talikan bu karara ne demeğiniz var? Hocam, Mahkeme-i İttihadiye'nin kararı bence sahip bir kararıydı ve kanuni bir kararıydı. Çünkü bizde indi Kuzey Irak'ta izdivac varidat var. Yani buradan Kuzey hükümeti Bağdat'tan istiri hissa neftten. Bu kadar para istirəmdir. Aynı zamanda sənim gümrük neft satmağı varidat var, ayrı varidat, federali varidat, ittihadi varidat. Girri Kuzey hükümet çevir yanında Bağdada göndermir. Burada ne oldu bizde? Ki kanun-ül müvazene ammaya göre muhalif oldu. Bizde kanun, el-idare-ül maliyyel ittihadi aynı zamanda çok vazıhtı. Dir yer açımdan ittihadi varidatlar yetsin, teslim olsun Bağdat hükümetine. Oradan Bağdat hükümeti paylayacaktı varidatı nisbet sükkaniye göre, varidat ihtiyacata göre, bir de mesahaya göre tabi hesabattı bu. İktisadi bir hesabattı. Ona göre taksis edecekti filan muhafızaya. Bu kadar gelecekti filan muhafızaya, bu kadar verilecekti. Güzel. Hocam, Abbas Bey, siz bir Türkmen Partisi sorumlusu olarak bu kararı siz necə görürsünüz? Məhkəmə İttihadiyyə, yani Federal Məhkəmənin son kararı, ayın 25-də verdiği karar, bu para akışı Kuzey bölgəyə yağınışdı, olumda dəqi və yerə dönsün bu paralar. Sizcə bir Türkmen siyasi partisi olarak necə görürsünüz bu kararı? Evet. Bax, mən bir az önce dediğim kimi, her hükümet təşkilində Kürt partilərinin istəkləri var. İstəklərinin başında da bu mövzu, bu müvazənədə aldığı para mavzu konusudur. Tabii 2003'ten 2004'ten bir güne kadar para gelir. Ama nişi indi Mahkeme-i İttihadiye'nin kararı çıktı. Yani Kazimi vaktinde bakar savcıdan paralara, mezuzaların kararatlarına 194, 15, 6, 21'de 226, aynen 6, 7, 21'de 257, 235, 401, karar mesuzlar 58, bunlar hepsi bu kararlara göre karar alınıptı, para giyedipti iklime. Yani bu mesuzların bu celsesine göre, bu kararına göre, bu rakamlar kararına göre bu kararda para giyedipti şey, iklime. İklime o paranı alıptı. Kuzey Irak o paranı alıptı. Ama almakası kanunu kanunu dergi indiye kadar bunu kimse tartışmıyordu. Ama bir kere onun için de Mahkeme-i İttihadiye indiye kadar konuşmamıştı. Mahkeme-i İttihadiye'nin işi bir şikayet sonulması özne cevap vermez.
Bu bir kere de Sayın Vekil Mustafa Cabbar Senet adlı bir vekil şekva takdim etti, resmi şekva takdim etti Mahkeme-i İttihadiye'ye. Sordu, bu giden paralar kanuni diyen kanuni değil. Yani oradan %13 veya %17'ini aldığı zaman gerek hükümetten, Bağdat hükümetinden almasın. Almasın. Bu muazeneden alıp hissasın. Bunun da şurutu var tabi. Almağında da şurutu var yani. Sen para gönderende o. Gönderdi o para kanuni diyen kanuni değil. Kanuni ise tabi bir işgal yok içinde. Ama gayr kanunluğa hardadı. Yani bütün muazenede bak 2019'un muazenesinde fakara 7'de tehdit ettiler. Bir tasfiyet hesap olsun şeyden Kuzey Irak'tan hükümet merkezi arasında 2004'ten ta 2020'ye kadar. Çünkü bunlar 2004'ten ta 2020'ye kadar bir filiz göndermiyorlar Bağdat'a. Bir mankar bir dinar göndermiyorlar. 2004'ten ta 2020'ye kadar. Tabi tüm yani iradlar hava alanıdır, menafet hududiyelerdi, sattıkları neftlerdi, çaldıkları neftlerdi. Devarların iradlardı. Devarlar zaribelerdi. Bunlar hiçbirisinin bunlardan bir filiz gitmiyordu Bağdat'a. Onun üzerine Bağdat'tan da para alırlar. 2019 muazenesinde bunda tetbit oldu, bu tasfiye olsun. Olmadı. 2021 muazenesinde aynen fakara 11 aynen bunu tespit etti. Zaten bu, o fetre fakara 11 çok büyük bir cedel yaptı. Bu çok tartışıldı. Sahada. Bu fakara 11 tekit etti ki arada bir eksiklik var, bir para eksikliği var. Fazla para gelirdi. Yani şeyin kuzey bölgesinin şeyine hissesinin üzerine para alınan para var. Onlar bir gün yani ne iddia ediler? Valla bizim bu aldığımız para milletin maaşıydı, revatibiydi, evet. Peçeyi. Orada olan iradat hareket edilir. Eğer sen bir maaş verebilmirse yavda olan iradetten. Bu para hareket edilir. Ve bu bir sorun noktası. Şey. Ama bugüne gelince ki Mahkeme-i İttihadiye'ye soruldu şikayet. Soruldu şikayet. Bu paralar gitti. Kanuni diyen kanuni derdi. Mahkeme-i İttihadiye karar aldı. Ayın o şikayete göre. O şikayete göre. Çünkü zaten Mahkeme-i İttihadiye rayı vermez, rayı sorulmaz sözünden. Yani Mahkeme-i İttihadiye'nin işi değil ki sen bir iş etsen rayı versin sana. Yok. İlen sorulması özünden. Sorulması özünden rayı vermez. Sorulu özünden ve bu da kanuni olarak ustad bizden belki de daha iyi bilir. Sorulanda özünden kavanilerine dayanarak Mahkeme-i İttihadiye Federal bir karar verecek. Bir karar, bir kanun çıkarttı ki bu getirdiği paralar gayr kanuniydi. Gerekti durursun, gerekti tasfiye olsun, gerekti giden paralar hapse geri dönsün. Ve bu da büyük bir müşküle yarattı. Büyük bir kriz yaşattı. Büyük bir müşküle yarattı. Çünkü sen bilirsen hükümet teşkil oldu. Tevafuktan idareti devlet adıyla. Tehalif idareti devlet de bilirsen içinde itar tensikidi, kütel şiiye, kütel sünniye, kütel kurdiye, ahzab kurdiye hapsi içinde ortaklığa bir bu hükümet teşkil ettiler. Bir gün bu karar, Mahkeme-i İttihadiye'nin bu kararı, Mahkeme-i İttihadiye'nin kararı tabii siyasi derdi. Belki de mutadarrır taraf bunu siyasi gördü, siyasi sayırı. Ama ne, o da neye dayanarak siyasi sayırdı? Biz hükümetin teşkilinde tefahumat var idi bunun üzerine. Bu tefahumat siyasi tefahumat, kanuni tefahumat derdi. Siyasi tefahumatta sen tefahum edebilsen, alabilsen, verebilsen. Ama iş kanuna gelince, Mahkeme-i İttihadiye'den sorulunca, federal mahkemeden sorulunca, her bu kanun diyen kanun değil, dedi kanun değil. O halde... O kanuniyen cevap verecek. Kanuniyen, kanuni yolunu açıkmış bulunmaktadır. Hocam gelin Cenab-ı Uza, bilirsiniz mahkeme kararı verdi ayın 25'inde. Yani bir gün ayın 30'u, bir 5 gün aradan 6 gün geçti karar üzerine. Ama hükümetten indiye kadar bir rad çıkmadı. Sizce hükümet kanunen mülzamdı Mahkeme-i İttihadiye'nin, Federal Mahkeme'nin kararını tatbik etmeye, yoksa bunda da mesela bir başka bir tefsir çıkar veya başka bir şikayette bulunurlar ki bu karar da ihtimal tefsir olunabilir bu karar, yoksa bu kesindi ve hükümet gerek tatbik etsin özüm. Hocam tabi Mahkeme-i İttihadiye'nin kararatı kat'idi batı la yüzü ta'm biha ve mülzamı tatbikti. Düsturumuza göre, Irak düsturuna göre bizim kararat Mahkeme-i İttihadiye kat'idi
madde 93'ten 94 düsturdan bunları kat'i bir karar verir ve batı bu kararlar. Ayrı bir menfez ta'an temiz de yoktu. Ta'an kanuni bu kararlara. İyiydi hocam. Dedik. Ama hükümet ne yapacaktı buna karşı? O kalı hükümet yanında buyurduğu hocamız kimin cezavali. İndi yani hükümet bir problemde kalacaktı. Buradan söz verdi, siyasi söz verdi. Ama buradan karar mahkeme ittihadiye çıktı. Kanuniyen reddetti. Kanuniyen reddetti bu şeyleri, bu hukukları. Bir sıraya şer'iye vermedi özne bu hukuk almakların. Burada kalı hükümet nece çabalayacaktı? O kalı tabi hükümet yanında. Özü usta yani Irak'ın en büyük müşkülesi muvazenede. Bütün devletin alemde muvazene iktisadi bir işti. Siyasi bir iş değil. Ben. İktisadi bir işti çünkü zaten muvazene devletin ekonomi halini onu tehdit edir, onu halledir, iradeti, nefakati, varidatı çıkarı geleri bunu şey. Ama yalnız Irak'ta maalesef siyasi de iktisadından fazla. Tabii. Bu kanun muvazene 2004'ten indiye kadar siyasi de o kadar da iktisadi değil. Onun için bazı il olur muvazene yok. Devlet yoktu muvazenesi olmasın. Ama bizim çünkü siyaset tedakul edir işin içine. Tamam. Siyasi mevzu siyasi olduğuna. Muvazene tehir olup askeri de geçtiğimiz il belki. Muvazene tehir oldu bazı il muvazene çıkmıyor bile. Muvazene çıkmıyor. Bunun da sebebi siyasettir çünkü hatta muvazenede bile isterler bir muhasse koysunlar, bir tavafuk koysunlar kütlelerin arasında. Masalih şahsiyya için, masalih kütlevuyya için, masalih fiyavuyya için. Ben kütlem buna muhtaçtı. Muvazene ısrar edilir muvazenede bir fakara olsun ki ben istifade edeyim. O bir kütle aynen böyle. Bu bir kütle aynen böyle. Irak'ın yalnız Irak devlet bütün alemde yalnız Irak'ın muvazenesi siyasiydi iktisadden evvel. Tamam. Hocam yani bu sorunu ikimize de soracağım. Sizce Kerçük'ün hissesi necə olacaktı bu muvazenede? Yani Kerçük'e bir özel bir hisse verecekler muvazeneden ki xadamet konusuna yardım etsin, yoksa sadece hiç keş öz bakan o bakanlık xadametlerini yapacaktı tüm muhafazatları. Ustad, tabi muvazenede özel diye bir şey yoktu. Çünkü muvazene bir sene kurulmadan evvel Uzaret Maliye'ye tekarih gider. Tekarih senaviye her ilin aklında bir tekrih gider mizaniye diyar vazneki. O da her ilin, her muhafazanın nanca varidat var, nanca masrufat var, neye ihtiyacı var? Bir mufassal bir tekrih rolü gider Uzaret Maliye'ye. Ona göre taksis var muhafaza için. Yani şey değil yani çağırıcı gel bir özellik verirsin. Veya başka bir muhafaza başkaya bir özellik verirsin. Ama Kerkük'ün ihtiyacatını anzadı. Geldiği paradan ne kadar sarf edip ne kadar kalıptı. Bazen verildiği paradan ihtimal bir sarf oldu. Sarf olup kalanı kalı bir de döner Uzaret Maliye'ye. Bir de ilbaşı getirdiler ki hesap hitami hesap oldu. Hesap hitami oldu. Para da kalıptı. O para döner bir de Uzaret Maliye. O için özel diye bir şey yoktu. Ama ne kalı? Kalı o Irak'ın o muhafazası, o ili tehdit etsin özüne ne mehtaçtı? Ne meşari'i var? Ne meşari hazırlayıptı? Muhafazasında, memleketinde neye ihtiyaçtı? O göre tehdit etsin Uzaret Maliye için Uzaret Maliye ona göre taksis veriyor. Taksis veriyor. Güzel. Hocam size dönmek istedim. Birisi geçen hükümet, Kazimi hükümetinden bir yüklü bir para kalıp 85 milyar dinar kalıp. Peki bu 85 milyar bütçe bitti yani il sonuna geldi, kapanış oldu, hesabat xitamiye. Peki bu 85 milyar ilave olunu bu bütçeye yoksa ne olacaktı bu kanunen bu paranın masiri? Tabii hocam bu bu para tahvil oldu bu mizaniyeye, ikrar olduğu zaman bu mizaniye. O girer aynen nece demişti, kalan fazla paradı tahvil oldu o bütçeye, yeni bütçeye. Yani bu bütçenin daha zenginliği zengin yapar, daha hedemetlerini fazla edebilir. Yok, buyurun hocam. Ustad, bak biz biraz önce ustad da dedi, mizaniyenin kurulmağı gelen varidat ve verilen nefakat. Fakat gelen varidat, biz dedik o 85 milyar da
kalıptı geçen ilden müdevvar olup bu il üzerine. Tabi yakın gelen varidatın üzerine izaf olmaz, ala olmaz. Bu da bir varid sayılı. O varidattan beraber bütçenin ne artadı parası. O 120 bugün diyen 123 milyar zannedersem taksisi olup etti. 130 trilyon zannedersem taksisi olupdu. Bu da onun içindeydi. Çünkü bu da bir varitti. Kalıptı oradan tam da. Hazine için. Hazineye gelipti. Ve ikrar olan da muazene. Varit nancadı, hazineden nanca var. Hapsi toplanı bir şey oldu. Yani yok bu muazene üzerine ilave olmaz. Eydi hocam yani 21'de gördük muazeneni, 22'de görmedik, muazene ikrar olunmadı. Sizce bu muazene başka bir şekilde çıkacaktı, yani buna benzeri olmayan bir bütçe çıkacaktı Irak'ta, yoksa aynen geçen ilkiler taki bir bütçe çıkacaktı, o da bəs xadamati yericiler bir basit şekilinde, aynen geçen ilki bütçeler taki. Usta, özü burada bir müşküle var. Hı. 2020'de bütçe vardı. 2021'de var idi. 21'de var, 22'de yok idi. 22'de yok idi. 22 ne üzerine yerdi? 2021'in 1'de 12 üzerine yerdi. 1'de 12. Ama kanunen yani bunu bunu zannedersem maliler daha iyice bilirler. Kanunen ve maliyen oğlu 2 yıl birim üzerine yüzde şey 1/12 üzerine yerilsin. 2 yıl birim üzerine. 2 yıl birim üzerine yani bir yılda muazene olmasa bir de 12 yermek için hara yer? 2022'de esasen yoktu. Yani bir de geri dönsün 2021'in bir de 12'sine. Bu halde devlet bir bu devlette bir farak halk eder. Yani indiye kadar diyelim bir siga maliye siga kanunu yoktu tehdit etsin. Bir yıl muazene oldu, gelin olmadı. Gelin olmadığı halde bir yılın bir de 12'sine yerdi. Eydi peki o bir yılda olmadı. 2020 üzerine olmadı. Kanunen, bir boşluk yaradı. Kanunen, maliyen uyar. 2021 üzerine, 2021'in bütçesi üzerine yersiler. Hem 22 hem 23. Bu da bir boşluk yaratacaktı. Bunu da tabii maliyede nice çözülecekti. O da bir başka bir konudur. Güzel. Safot Bey, aynen sualı soracağım cenabınızdan. Yani sizce kanunen olacaktı mesela bir bütçe 2 ilden beri onaylanmadığı zaman, onaylanmadığı zaman aynı eski illerin bütçe üzerine yerisini hocam dediği teki? Vallahi hocamız dediği kimin yani bu tabi muhalifti kanuna. Yani kanun mafruz her il iliden olsun mizaniye bütçe ama olmamak zaman yani demişti kimin biz de bilmirik. Nece hallu olacaktı? Allah'a alem. Yani sen birinci yıl eski yıllarda yerdi. Bir meyer var idi. İndi meyer de kalmadı. Yani neye döneceksen, neye döneceksen? Millet bir müfacaa bekler ihtimal. Herak hapsi müfacaatı. Eydi gelin hocam, yani bir en son aylarda ve son günlerde en çok tartışılan o da muhadırlar ve akıdlar. Bilirsiniz ki Sudani hükümeti çoğunu bu muhadırlar, meccaniler dediğimiz akıd anlaşıldı bir terbiye vezaratıyla bunları tespit ettiler. Eydi bunlar sizce bir varaka siyasiyadı ki gelen intihabete milletin bir gevlin almaktı ve gevlini kesip etmekti ki gelen intihabatsın. Ustad bence gelen Irak'ın üzerine gelen hükümetler hepsi ve gelen kütüller hepsi her ardımı atanda İntihabatını hesab edir. Maslahatını hesab edir. Çıxarını hesab edir. Millet diye bir şey yoktu. Millete hizmet göstermek için yoktu bir şey. Her gelen hükümet bakmakası o müteakip hükümetlere her birisi bir ardım atırı ki bir şabiyet kesip etsin. Mesela yakın şey vaktinde, Kazım'ı vaktinde bir proje çıkarttı meşru dâri. Ve tevfir, zaten seken, onu da son haberlerde gördük dedi böyle bir şey yoktu indiye kadar olmadı ve olmayacaktı da. Bugün de bu hükümette yeni şey çıkıp o da temlik al-arazi zira'iye. Tamam. Çünkü zaten o, bu son kanunu aynen onayladı. Onu çıkarttılar ki o zira'i yerler tecavüz olup özüne onu gelip sana temlik edir yer de benimdi. Bu da bir büyük bir müşküle yaradır. Yani hele yerin sahabiyle anlaşmayıpsan, onu halletmeyipsen başkasına bir yer verirsin. Bence bu ukud mevzu, tamam mı? Şimdi bernamiz hükümeti de,
Mehmet Sudani, Sayın Mehmet Sudani takdim eden Bernamez Hükümeti şeye parlamentoya. İçinde zikretmişti bunu ya. Zikretmişti terbiyetül hukud, muhazirin, bunlar Bernamez Hükümeti'nden bir de neydi? Hem de olsun ki verdiği Bernamez Hükümeti'nden bu bir tek tane tahkik olacaktı. İndiye kadar kalan Bernamez'inde hiçbir şey görmedik. Güzel. Bu yalnız bu hukud mevzuu. Muhalada tespit olmalı. O da bence bu milletin genel hakkıdır. Yani muhadırlara da baksa yani illerdi bunlar devletin çatısında işlediler ve görevlerini yapırlar sonuna kadar. Yani gerek bunlar da tespit olunsun. Yani bunlar da bir üniversite bitiripler ve sonunda yorulupdılar. Yani kazanıplar sınavları. Yani bunların da hakkıdır. Ustad özü esasen yani bir değereye bakarsa ben her vakit bunu bir acib nokta var o da. Bir daire sahura niş hak dedir. Demek ki sen o hizmet ihtiyacı var. Tabii ki. Peki sen o hizmet ihtiyacı var ise ne sen tayin etmi, ne sen hak dedir. Yani bu tenakuz nedir? Fakat. Ve illa eğer sen o hizmet ihtiyacı yoksa hak etmez sen onu. Ben dairem muktefidi, işçilerim kamildi, işçilerim işimi yerdir, ihtiyacım yoktu başkasına. Akde etmem. İnşallah. Ama getirip akde etmişsem, manası ihtiyacım var. Tabii ki. Ve onun yerine tespit etmek, tayin etmek için bundan daha kolaydır. Daha güzel. Hocam, Cenab-ınızdan ikimizden de son sözü alalım. Sonra programın kapanışına geçecek. Son sözü hocam söyleseniz, bütçeden ne beklisiniz? Tabii, Bernamez Hükümeti'de böyle ilan oldu. Bu hükümet kademetti. Bizim temennimiz tabii bu bütçeden, bütün temennimiz bu hükümetten gerçekten bu envan tahkik olsun, hükümet hizmet olsun. Çünkü illerde biz kurulan hükümet siyasiyeden zarar görürük, fayda görmürük. Arada olan nikaşat, arada olan sicalat, arada olan cidalat artık millet mühtaçtı hizmete. İnşallah. Allah artık millet mühtaçtı bir gerçekten bir hükümet kursun, hizmet göstersin özüne, siyasetten vazgeçsin. Ben bunu bundan da önce demiştim. Biz Kerkük olarak dedik bir muhtacık bir hükümet hizmet kursun Kerkük içinde. Güzel. Bir tecrübe İnşallah olsun. Temennimiz de budur. Muhtehliye bunu tarih ettik biz. Bir hükümet hizmet kursun Kerkük içinde. Belki de aksi olur hükümet merkeziye bir hükümet hizmet kursun. Bir nemudez diye görsün. Bir nemudez diye görüşsün. Bir bakalım neler edebilir millet. İnşallah. Safvat Bey sizden son söz alsak. Vallahi temennimiz o da hükümet ihtimam versin. Sınaaya, ziraaya, istitmara ki belə memleketi öz yatacaqdı, iş yaradacaqdı millet için. İnsanlarımız bir rafahiyyət yaşasınlar. İnşallah. İnşallah. Təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm sizlerden değerli misafirlerimiz. Türkmen Avukat Safvat Salih benimle birlikteydi. Onun yanında değerli hocam Abbas Bayatlı, Türkmen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydın Atuzu Stüdyomuzu. Çok teşekkür ederim sizlere ve cevaplarınıza da aynı. Sağ olun. Teşekkür ederim. Böylece sayın seyirciler bu haftanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah gelecek hafta Zudan buluşmak arzusuyla şen ve sen kalın efendim.